Arkadaşlar bu sistem muhteşem kazanç fırsatlarını yakalamanızı sağlıyor ve en iyi noktalarda ücretsiz bir şekilde sizlere al sat sinyalleri veriyor. En dip ve en tepelerde bu sinyalleri otomatik olarak üretiyor ve bizlere portföyümüzü büyütme imkanı veriyor arkadaşlar. Bu sistemi kullandığınızda profesyonel bir trader gibi alım satım yaparak basit bir şekilde portföyünüzü büyüttüğünüzü göreceksiniz. Ayrıca burada 3 tane indikatör kullanıyoruz. 3 indikatörün 3 ayrı özelliği var. Bunları sizlere tek tek göstereceğim. Aşağıda görmüş olduğunuz indikatör alış bölgelerini ve satış bölgelerini bizlere söylüyor. Nasıl çalıştığını sizlere çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada 3 indikatörü birleştirdik ve karşımıza ekranda da görmüş olduğunuz gibi dip ve tepe avcısı bir sistem çıktı arkadaşlar. Sistemi teste soktuk ve başarılı olduğu anda hemen şu anda videoyu çekmeye başladım arkadaşlar. Sizlerin kesinlikle öğrenmeniz gereken bir sistem. Şimdi hemen bu sistemi nasıl ücretsiz bir şekilde ömürlük olarak kullanabileceğimizi öğrenelim. Öncelikle arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlerden bir istirhamım olacak. Videoyu beğenir ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Videolarımızı beğenmeniz bizi teşvik ediyor arkadaşlar. Gece gündüz sizler için bildiğiniz gibi çalışıyoruz. Sizlere zahmet videomuza bir like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hemen değerli vaktinizi almadan videomuza geçelim. Buradaki videoyu kesinlikle çok iyi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok basit anlaşılacak bir sistem değil. Çok kolay kullanılabilen bir sistem değil. Bu yüzden çok net bir şekilde dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Çok iyi anlarsanız, tam olarak size anlattığım gibi anlarsanız sistemi, en iyi noktalarda alış ve satış noktalarını tespit edebildiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle buradaki sistemimizde 3 tane indikatör kullanıyoruz. Bu 3 indikatörün farklı özellikleri var ve buradaki indikatörler birbirlerini teyit ediyorlar arkadaşlar. Örnek olarak bakın, şurada bir indikatörümüz bizlere yükseliş sinyali vermiş fakat ardından bir düşüş sinyali gelmiş. İşte bu şekilde hatalı sinyallere yakalanmamızı önleyen bir sistemimiz var arkadaşlar. Verdiği sinyallerin birçoğunun doğru olduğunu göreceksiniz ve en dipte buy, en tepede sell sinyallerini saptayarak buradaki sistemimizi kullanıp başarılı olduğunuzu göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle burada 3 tane indikatör kullanıyoruz. Birincisi Chandelier Exit arkadaşlar, bakın aynı şekilde yazabilirsiniz. Chandelier şeklinde yazılıyor. Exit olarak aratabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 10.700 beğenisi de mevcut. Yani hacimli de bir indikatör, beğenilen de bir indikatör, traderların tercih ettiği bir indikatör. Zaten indikatörlerle ilgileniyorsanız mutlaka Chandelier Exit'i daha önce görmüşsünüzdür arkadaşlar. Chandelier Exit'la mükemmel al ve sat sinyalleri üretiliyor. Bu da o sistemlerden bir tanesi arkadaşlar. Tıkladık ve grafiklerimizi entegre ettik. Buradaki indikatörün kullanımı çok basit. Buy sinyali verdiğinde bizlere yükseliş sinyali veriyor. Sell sinyali verdiğinde de bizlere düşüş sinyali veriyor arkadaşlar ve buradaki indikatörümüz sayesinde dipleri ve tepeleri tespit ediyoruz. Tabii ki de buradaki indikatörümüzü tek başına kullanmıyoruz arkadaşlar. Diğer indikatörlerimizden de sinyallerimizi alıyoruz ve teyitlerimizi alarak doğru sinyallerini saptıyoruz. Hatalı sinyallerini eliyoruz buradaki indikatörün. Şimdi arkadaşlar buradaki indikatörü biz orijinal şeklinde mi kullanıyoruz? Hayır, orijinal şeklinde kullanmıyoruz. Biz burada özel bir kod kullanıyoruz. Bunu defalarca test ettik. Hemen ayarlar bölümüne gelelim ve buradan görünürlük bölümü aynı şekilde kalıyor. Stil bölümünde buy label'ı ve sell label'ı açık bırakıyoruz. Şuradaki bölümleri de bar altı ve bar üstü olarak güncelliyoruz arkadaşlar. Diğer tikler kapalı kalıyor ve girdiler bölümünde çok önemli bir ayarımız var. 4'e 2 şeklinde ayarlamalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Burası karşımıza farklı olarak gelecektir başta. Burayı 4'e 2 olarak güncelliyoruz arkadaşlar. Bu mükemmel bir ayarıdır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Buradaki indikatörün özelliği dediğim gibi dipte buy, tepede sell sinyalleri vermesi ve her zaman mum kapanışı bekliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle, burada buy sinyali yanar yanmaz işleme girmiyoruz. Bir sonraki mum oluştuğunda buradaki mumun altında buy sinyali varsa veya aynı şekilde buradaki gibi sell sinyali varsa buradaki sinyali kabul ediyoruz arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Çok önemli bir bilgi olarak ilk indikatörümüzden bahsettik. Bu şekilde ilk indikatörümüzü kurduk. İkinci indikatörümüz arkadaşlar birçoğunuzun aşina olduğu Supertrend indikatörü arkadaşlar. Şu şekilde aratalım, bakın. Supertrend indikatörü buradan grafiklerinize entegre edebilirsiniz. Supertrend indikatörümüzün de aynı şekilde sinyalleri mevcut. Supertrend indikatörü burada Chandelier Exit indikatörünü teyit eden indikatörümüz oluyor. Örnek olarak burada baktığımız zaman Supertrend'den burada bir sinyal almışız. Burada bir sinyal almışız. Bakın buralarda sinyaller alıyoruz fakat bizim için önemli olan Chandelier Exit indikatörümüzle beraber geldiği sinyallerdir ve bu iki sinyali beraber kullanarak en iyi noktalarda al ve sat sinyalleri alacağız arkadaşlar. Şimdi Supertrend indikatörümüzün hemen ayarlar bölümüne geliyoruz. 10, 1.5 arkadaşlar, bakın burası çok önemli. 10'a 1.5 şeklinde güncelliyoruz buradaki ayarlamalarımızı. Supertrend indikatörümüzde burası grafik olarak kalıyor. Aşağıdaki tiklerde kalıyor arkadaşlar. Daha sonrasında stil bölümüne geldiğimizde buradaki tikleri kapatıyoruz. Bakın şunu da kapatabilirsiniz. Burada sadece 1. 2. 4. 5. tikleri açık bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çizgilerle sinyallerimizi tespit edeceğiz burada da. Görünürlük bölümü de aynı şekilde kalıyor. Daha sonrasında tamama basıyoruz. Buradaki ikinci indikatörümüzde arkadaşlar yeşil noktalarda buy sinyali veriyor. Kırmızı noktalarda sell sinyali veriyor. Tıpkı bir önceki indikatörümüzün çalışması gibi arkadaşlar, aynı şekilde sinyalleri bizlere aktarıyor. Fakat biz burada iki indikatörü aynı anda kullanıyoruz. Burada yakın zamanlı veya aynı anda sinyal vermesi bizim için en iyi sinyaldir. Bir mumu geçmemesi tavsiyemdir. Baktığımız zaman bakın burada Chandelier Exit indikatörümüzden buy sinyali geliyor burada. Şöyle işaretleyelim. Bir sonraki mumda da buradan yine Supertrend indikatörümüzden buy sinyali geliyor ve mumlarımızın yönünü yukarı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bakın burada aynı anda sinyal veriyor ve bir düşüş trendini saptıyoruz burada. Erkenden daha düşüş olmadan burayı saptıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine bir yükseliş trendi, ufak bir düşüş trendi, bir yükseliş trendi. Bakın aynı anda her zaman sinyaller aynı anda geliyor arkadaşlar. Aynı anda gelmesi dediğim gibi en iyi sinyaldir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en iyi noktalarda aynı anda sinyallerini veriyor ve bizlere yükseliş ve düşüşleri tespit ettiriyor. Buradaki iki indikatör bakın. Şuradan da şöyle gizleyerek göstereyim. Şöyle arkadaşlar bakın hep aynı noktalarda sinyallerini vermiş. Buradaki iki indikatörün aynı anda sinyal vermesi çok önemli. Örnek olarak burada Supertrend'i dediğim gibi tek başına kullanıyor olsaydık burada hatalı sinyallere yakalanabilirdik. Bu yüzden arkadaşlar buradaki iki indikatörü beraber kullanıyoruz. Şimdi sistemimizdeki en önemli indikatör RSI indikatörü. Hemen göstergeler bölümüne gidiyoruz. RSI yazıyoruz arkadaşlar bakın. Laguerre RSI şeklinde ve buradaki indikatör güncel de bir indikatör bakın. RSI yazmamız yeterli olacaktır. Tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz buradaki indikatörümüzü. RSI indikatörü arkadaşlar bizlere alım bölgelerini ve satış bölgelerini gösterir. Baktığımız zaman eğer mavi çizgimiz burada 20 seviyesinin altında seyrediyorsa bir düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Üstünde seyrediyorsa da bir yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Biz buradaki sistemde dönüşleri tespit etmek istiyoruz. Yani bir düşüş trendinin sonunu yakalamak istiyoruz. Aynı şekilde bir yükseliş trendinin sonunu tespit etmek istiyoruz ve bu şekilde yükseliş ve düşüş sinyallerimizi tespit ediyoruz arkadaşlar. Diyelim ki bir düşüş trendi var ve elbette bu düşüş trendinin bir sonu olacak. Buradaki sonu da arkadaşlar diğer indikatörlerimizle saptayacağız. Birazdan zaten bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu şekilde yükseliş sinyallerimizi saptıyoruz. Aynı şekilde bir yükseliş trendinde olduğumuza da bakın. Burada mavi çizgi buradaki 80 seviyesinin üzerine çıkmış. Burada da bir yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Yine arkadaşlar bu şekilde buralarda bir düşüş sinyali alacağız ve yükseliş trendinin sonunu tespit ederek düşüşleri de bu şekilde yakalayacağız arkadaşlar. Sistemimizin mantığı bu şekilde. Trendlerin dönüş noktalarını nokta atışıyla tespit edebilmek bizim buradaki sistemde amacımız ve bu şekilde başarılı olacağız arkadaşlar. Ve buradaki sistemin bir özelliği daha, hangi trendde olduğumuzu da çok net bir şekilde bizlere söyleyen bir sistem arkadaşlar. Örnek olarak baktığımız zaman burada Supertrend ve Chandelier Exit indikatörü yeşil olarak devam ediyorsa ve burada RSI indikatörü de 80 seviyesinin üzerinde seyrediyorsa bakın burada görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Aynı şekilde burada baktığımız zaman RSI çizgisi 20 seviyesinin altında seyrediyorsa ve burada diğer iki indikatörümüz kırmızı şeklinde devam ediyorsa bir düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemde hangi trendde olduğumuzu da bizlere söylemesi çok kilit bir nokta, çok önemli bir nokta. Bizlerin çok işine yarayacak bir bilgi arkadaşlar. Trade'lerimizde bizleri bir adım öne geçiriyor. Çünkü hangi trendlerde olduğumuzu bilmek bizim için trade'lerimizde çok büyük bir başarıyı sağlatacak bir bilgi arkadaşlar. Şimdi buradaki sistemimizden nasıl bir yükseliş sinyalini tespit edebiliriz? Hemen bu bölümümüze geçelim. Çok dikkatli dinleyin arkadaşlar buradaki bölümümüzü. Arkadaşlar öncelikle bakın burada RSI indikatörümüzde olacak gözümüz. RSI indikatörümüzde buradaki mavi çizgi 20 seviyesinin altına, yani burada kırmızı çizginin altına inecek. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada altına inmiş olduğunu görüyoruz. Tamamıyla bu şekilde gelmiş. Bir ok işaretiyle de bunu göstereyim. Bakın aşağı doğru gelmiş ve buradan kesişimini gerçekleştirmiş. Mavi çizgi artık buradaki kanalın dışında, yani kanal dediğim şurası kanalın altında. Yani burada ne demiştik arkadaşlar? Bir düşüş trendinde olduğumuzu burada saptıyoruz. Bir düşüş trendinde gelen Chandelier Exit indikatörümüzden buy sinyali bizlere yükseliş sinyali verir ve bu yükseliş sinyalinde Supertrend indikatörümüzün teyit etmesi gerekir. Aslında kullanımı bu kadar kolay arkadaşlar. İlk olarak bakın altına gelecek. Altındayken bakın buradaki RSI indikatörünün çizgisi hiçbir şekilde daha yukarıya çıkmadan burada buy sinyalini görmeliyiz ve Supertrend indikatörümüzden de buradaki gibi sinyalimizi görmeliyiz arkadaşlar. Yani bakın sistemin kullanımı çok basit. Aynı şekilde düşüş sinyallerimizi de bu şekilde tespit ediyoruz arkadaşlar. RSI çizgimiz buradaki kanalın üzerindeyken, yani 80 seviyesinin üzerindeyken, 80 seviyesi ve 20 seviyesi dediğim yerlerde bakın şuradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. 80 seviyesi üstteki çizgi, 20 seviyesi alttaki çizgi. RSI çizgimiz buradaki 80 seviyesinin üzerinde seyrederken ne demiştik? Bir yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Zaten baktığımız zaman burada yeşil olarak devam ediyor. Sonrasında arkadaşlar RSI çizgisi daha aşağı inmeden gelen sell sinyalimiz ve buradaki Supertrend sinyalimizde bizlere bakın aynı anda sinyal vermiş ve bu da arkadaşlar bizlere bir düşüş sinyali veriyor. Peki biz yükseliş ve düşüş sinyallerimizi hangi mumlarda tespit ediyoruz? Şöyle ok işaretiyle gösterelim. Tabii ki de arkadaşlar mum kapanışında tespit ediyoruz. Yani bu bakın bizlere bir yükseliş sinyali veriyor. Burada da arkadaşlar bakın bir mum sonra düşüş sinyalimizi tespit ediyoruz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Sistemimizin önemli noktası hiçbir şekilde buy sinyali geldiğinde buradaki RSI'nin yukarıda olmaması gerekiyor. Aynı şekilde burada RSI'nin hiçbir şekilde kanalın içerisine tekrar girmemesi gerekiyor. Buradan sinyal aldığımızda bu çok önemli önemli bir bilgi arkadaşlar. Bakın örnek olarak videonun başında buradan da fark etmişsinizdir. Baktığımız zaman burada sell sinyali var fakat aşağı Larsi'ye baktığımız zaman Larsi kanalın içerisinde, kanalın yukarısında olması gerekiyor arkadaşlar. Yükseliş trendinin tamamen bittiğini anlamamız için bu şekilde bakın daha sonrasında ne yapıyor? Hala Larsi yukarıdayken sell sinyalini bizlere veriyor ve bir mum sonra burada işleme giriyoruz ve düşüş sinyalini tespit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemin bakın en önemli noktalarından bir tanesi de trendleri tespit edebilmesi arkadaşlar. Bu zaten çok önemli burada. Hangi trendde olduğumuzu söylüyor. Yani direkt olarak burada farklı bir sistem de geliştirilebilir. Şöyle mesela Chandelier Exit indikatörümüzün ayarlarına geldiğimizde, sil bölümüne geldiğimizde long stopu ve short stopu buradan açıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında tamama basıyoruz. Supertrend'i burada kapatabiliriz. Şöyle bir kontrol ettiğimiz zaman burada diyoruz ki eğer Chandelier Exit indikatörümüzdeki çizgi kırmızı şekline devam ediyorsa ve burada Larsi aşağı yapışık bir şekilde ilerliyorsa, yani Larsi bakın 0. Şuradan kontrol edelim. Şöyle. Şurada olsun arkadaşlar gözümüz. Şöyle. Bakın kırmızı olarak devam ediyor Chandelier Exit ve burada baktığımız zaman 0'a yapışık bir şekilde devam etmiş olduğunu görüyoruz. Yani bu bize bir düşüş trendinde olduğumuzu söylüyor arkadaşlar. Çok önemli bir şekilde bunun sinyalini bizlere veriyor. Bu şekilde güçlü trendleri de saptayabiliyoruz buradaki sistemimiz sayesinde. Burada da bakın aynı şekilde yukarı doğru yapışmış. Burada da bu sefer 100 arkadaşlar. 100'de ve burada Larsi yukarı yapışmış ve yeşil olarak devam ediyorsa da bir yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki noktada aynı şekilde yine güzel bir trendi saptamış olduğumuzu görüyoruz. Sistemimizin kullanımı çok basit arkadaşlar. Tam olarak sizlere anlattığım gibi kullanırsanız ne kadar iyi çalıştığını sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Mutlaka bu sistemi kurun ve testlerinizi yapın. Aynı anda sinyal vermelerine çok dikkat edin arkadaşlar. Buradaki Supertrend ve Chandelier Exit indikatörlerimizin bunlar bizlere çok önemli noktalarda sinyallerini aktarıyor. Ayrıca ikinci anlattığım trend tespiti taktiğimizde yine çok işinize yarayacak bir taktiktir. Hisselerde, forex'te, kripto paralarda, grafikleri gördüğünüz her varlıkta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Alıcının ve satıcının olduğu her varlıkta buradaki sistemleri kullanabilirsiniz. Şöyle ekstra bir durum da var ki bakın Larsi 0 iken buy sinyali almamız en iyi yükseliş sinyalidir. Aynı şekilde Larsi 100 iken sell sinyali almamız yine bizim için en güçlü yükseliş sinyalidir arkadaşlar. Şunu bir kontrol edelim bakalım. Nerede vermiş? Bakın burada 0'da vermiş. En iyi sinyallerinden bir tanesini yine burada saptamışız arkadaşlar. Bakın yine sell sinyali burada. Güzel bir şekilde sinyallerini veriyor. Sistemimizin en iyi şekilde sinyallerini nasıl vereceğini sizlere gösterdim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bol kazançlar elde edersiniz bu sistemler sayesinde. Bu arada arkadaşlar katıl butonuna olan yoğun ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Katıl butonunda yer verdiğim videoların beğeni oranları %92 ve %98 aralarında seyrediyor. Sonuç olarak benim bulduğum bir sistemi kullanarak büyük bir topluluk gelirlerini elde ediyor. Bu benim için gurur verici bir şey arkadaşlar. Sizlere de ilgilerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Sizler için gece gündüz çalışan bir ekip olduğunu unutmayın. En iyi sistemlerde karşınızda olacağız arkadaşlar en kısa sürede. Beklemede kalın diyorum. Bu arada 80.000 aboneyi geçtik arkadaşlar. Her birinize teker teşekkür ediyorum. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Emeklerimizin karşılığını verdiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim gerçekten sizlere. Bizi izlediğiniz için ve destekleriniz için sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuza kadar sizleri çok özleyeceğim. Hoşça kalın.